Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTeci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Bitcoin şu an yaşamış olduğu konsolidasyon zamanında, döneminde bekliyoruz. Şu an neler olacak, neler bitecek, yukarı mı aşağı mı yönlü hareketler devam edecek, açıkçası tam kestiremedik. Ama şu an için yönlerimiz yukarı olduğu gözüküyor arkadaşlar. Yani en azından kısa döngüde yönümüzün yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Yani aşağı yönü salmıyorlar. 16.500 dolar seviyesinin altına daha çok fazla salmıyor. Yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Sizlerden çok fazla mail ve çok fazla yorum geliyor. Hocam, sizin göstermiş olduğunuz indikatörleri bulamıyoruz. Hocam gösterdiğiniz indikatörler çıkmıyor diye çok fazla yorum alıyorum. Şimdi arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Onu ben de çözemedim. İnanın ki 2 gündür onunla uğraşıyorum. Neden böyle oluyor bilemiyorum. Şimdi mesela örnek vermem gerekirse, göstergeler ve stratejiler bölümüne girdikten sonra destek trader diye bir indikatör var arkadaşlar. Destek trader. Evet, bunu ben herkese önerdim. Çok güzel bir indikatör dedim. Şu an bende çıktı. Ama sıfırdan gerçekten TradingView'e girdiğiniz zaman bu indikatör çıkmıyor. Onun sebebini ben de anlamış değilim. Ben yeni üyelikle bir fake üyelik açtım arkadaşlar. Onunla da çıkmıyor. Ama bende favorilerde ekli olduğu için çıkıyor. Anlamış değilim. Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum. Yani bu açıkçası benlik bir olay değil. Favorilerimde ekli olduğu için kullanabiliyorum şu an. Yani karşıma çıkıyor ama aradığımız zaman çıkmıyor arkadaşlar. Bilemiyorum açıkçası. Neyse, yani şunu da söyleyeyim. Şu soru da çok geliyor. Hocam, buradaki indikatörleri borsalarda kullanabilir miyiz diye. Yani kullanılabilir arkadaşlar. Neden kullanılmasın? Tabii kullanılabilir. Yani bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kullanılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki hani ben sürekli kriptolarla ilgili en iyi sinyalleri veren indikatörlere baktığım için, borsanın yapısı çok farklı olduğu için arkadaşlar, o yüzden tam olarak hani indikatörlerin net bir şekilde sinyal verip veremeyeceğini açıkçası bilemem. Ama birçok arkadaşımız kullandığını gördüm. O yüzden kullanılabilir diye cevaplamak istiyorum açıkçası. Şimdi şunu da söyleyeyim. Geçen gün bahsetmiş olduğumuz arkadaşlar Monero paritesi vardı. Monero'da gerçekten retest bekliyoruz ve retestten sonra da aşağı yönlü hareketlerin geleceğini söylemiştim. Aynen, retestten sonra çok güzel aşağı yönlü hareketler geldi arkadaşlar. Şu an Monero 138 doları kadar gördü. Şimdi ben açmış olduğum bir işlem var. Onu sizlerle göstereceğim özellikle. 18 dolar seviyesinde ufak bir işlem açtım. Tabii ki her zaman söylüyorum, siz bunu onunla değil yüzler çarpın. Çünkü ben 1800-2000 dolar civarında bir işlem açtım. 2000 dolar civarında işlemin karşılığında kazandım. Para bu olabiliyor. Hemen göstereyim. İşte mesela arkadaşlar, XMR USDT paritesinde arkadaşlar 7x'lik, yani cross işlemli 7x'lik bir işlem açtım. 18.85 dolar. %21 gibi kar realizasyonu yaptık. Enter price'ımız 144 dolar. Mark price'ımız 140 dolar arkadaşlar. Ve ben mark price'den 140 dolardan çıktım açıkçası. Şunu söylemek istiyorum. Bunu her videoda bahsediyorum açıkçası. Yapmış olduğumuz kar realizasyonlarına bunu çok net bir şekilde sizlere söylüyorum. %4.88 düşüş senaryosu gerçekleşti. Bunu siz 4 değil de 40 dolarla çarpın. Yani pardon, özür dilerim. 4 dolar değil, 40 dolar olarak görebilirsiniz. 40 veya 50 dolar olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Yani çok kısa bir zamanda, yani şöyle söyleyeyim ben size, 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman şurada işlemi açtık. Hemen hızlı bir şekilde ortalama, çok pardon, yanlış şeyi seçtim. Şuradan şuraya kadar bir gün 16 saat. Bir gün 16 saatte 50 dolar gibi kar realizasyonu yaptık arkadaşlar. Ve şu an hala Monero'yu takip ediyorum. Şu an Monero'da aslında tam long pozisyonu alabileceğimiz bir durumda söz konusuydu. Neden arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. Olması gereken ikili dip formasyonu gerçekleşti. Bakın, birinci dip, ikinci dip. Ve ikili dip formasyonunda olması gereken konu da nedir arkadaşlar? Buradan ikinci dip yaptıktan sonra yukarı yönlü bir hareket, daha sonra tekrar aşağı yönlü bir hareket. Yani düşüş trendini tamamlayıcı, destekleyici hareketlerle aşağı yönlü hareketimiz devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için hiçbir şekilde pozisyonda değilim arkadaşlar. İzliyorum açıkçası. Yukarı yönlü hareketlerde, yukarı yönlü yani destek ve direnç bölgelerine temaslarda tekrar bir short işlemi açmayı düşünüyorum. Bakın, bunu her zaman size söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bana siz
yorumlarda ve maillerde şunu söylüyorsunuz. Hocam açtığınız işlemleri bize anlatabilir misiniz? Nerelere dikkat etmemiz gerekiyor diye. İşte bu videoda biraz onu anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Açmış olduğum işlemlerde mesela ben neden short işlemi burada açtım da neden burada açmadım? Hocam bu da bir retest değil miydi zaten? Evet bu da bir retestti ama benim görmem gereken konu şuydu arkadaşlar. Buradaki tepe noktasının altında kalmamız gerekiyordu. Hemen şuradan yatay ışınımızı alalım. Şuradaki tepe noktamızın altında kalmamız gerekiyordu arkadaşlar. Eğer bu tepe noktasının üstünde kalırsak ve üstünde retest yaparsak dolayısıyla açıkçası şunu söylemek istiyorum. Burada yukarı yönlü yani market gibi Monero'da yukarı yönlü trendin başladığını dolayı bir işaret olabilirdi. O yüzden biz ne yaptık? Buradaki tepe noktasının altında kalmaya özen gösterdik ve altında kaldığımız zaman da bunun da onayını aldıktan sonra bir short işlemi açtık. Short işlemi çok güzel net bir şekilde aşağı devam etti. Tabii ki Hulme indikatörünü kullandık arkadaşlar. Hulme indikatörü de zaten kırmızıya döndükten sonra biz bunun teyidini aldık. Ben ne demiştim sizlere bir önceki videolarda? Arkadaşlar Hulme indikatörünün kırmızı rengini gördüğünüz an işleme girin demiştim. Çünkü neden? Bir sonraki mum büyük ihtimal kırmızı oluyor. Yani bilemediniz yeşil olsa bile arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çok kısa vadede stop olabilirsiniz. Çok büyük zararlar etmezdiniz. Bunu ben size bir önceki videolarımda bahsettim zaten. Bakın şunu size göstermek istiyorum. Mesela şu an ben burada short işlemi açtım. Bakın tam şu bölgede short işlemi açtık. Çok güzel bir bölgede short işlemimizi açtık. Ama gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler giderken bir anda yukarı yönlü hareketler geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir anda yukarı yönlü bir fitil geldi. Biz dedik herhalde tekrar pozisyon yukarı dönüyor ama hayır. Neden? Çünkü şunu söylemek istiyorum. Hulme indikatör hala kırmızıdaydı. Yeşile dönmedi ve hala kırmızıda arkadaşlar. Lineer regresyon mantığına bakıyoruz. Lineer regresyon mantığı her zaman olduğu gibi yönünü aşağı yönlü çevirdi. Bu bir net bir yön olayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yön aşağı yönlü döndü ve lineer regresyon mantığının en alt tabanından gördüğünüz gibi desteğini aldı arkadaşlar. Yani olmasını beklediğim muhtemel hareketi ben size söyleyeyim açıkçası. Şöyle düşen trendimizi uzatırsak aşağı yönlü olmasını beklediğim hareket aynen şu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum açıkçası. Yani en azından yukarı yönlü bir hareket gelecek. Ama yukarı yönlü hareket gelecek. Ben yukarı yönlü hareketlerde long pozisyon değil daha çok short pozisyonu arıyorum. Çünkü short pozisyon daha hızlı aşağılara doğru düşüyor arkadaşlar. Onu bugün sizlere anlatmak istedim. Birçok paritede bunu zaten sizlere göstermiştim arkadaşlar. Hemen GRT'ye bakalım. Şöyle baktığımız zaman Musk, evet Musk'ta da çok güzel bir hareket bulmuştuk. Sizlere bunu söylemiştim. Bakın Musk'ta 3 saatlik ve 4 saatlik zaman dilimlerinde gördüğünüz gibi şu an Musk açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bakın gördüğünüz gibi Hulme indikatörü yavaş yavaş kendini aşağı yönü çevirmiş ve buradaki direnç bölgesinde tutunmuş arkadaşlar. Yani bizim için o önemli olması gereken konu buradaki tepe noktasının üstte kendisini atmaması gerekiyor. Ve burada bir ikili tepe formasyonu gerçekleşmiş arkadaşlar Musk'ta. Özellikle onu söylemek istiyorum. Bakın tam buradan aynen bakın tam ikili tepe formasyonu arkadaşlar. Yani aşağı yönlü hareketin gideceği zaten açık ve net bir şekilde belli. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aynen bakın buradan alalım. Hemen hop pardon özür dilerim. Evet. Yani buna açıkçası bir de şey diyoruz arkadaşlar W formasyonu. Bakın buraya yazabilirsiniz W formasyonu. W formasyonu yazdığımız zaman evet W formasyonu aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi yönün yukarı veya aşağı yönlü hareket edeceğini gösteriyor bize. W formasyonu gördüğünüz gibi gerçekleşmiş ve yukarı yönlü buradaki boyun çizgisini kırdıktan sonra çok net bir şekilde yukarı yönlü hareket gelmiş ama W formasyonu aynı zamanda ikili tepe formasyonunu da baz alıyor. İkili tepe formasyonu da gerçekleştikten sonra arkadaşlar fiyat aşağı yönlü harekete devam ediyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın Hulme indikatörü yönünü aşağı yönlü çevirmeye başladı. 3 saatlik zaman dilimine bakıyoruz. 2 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman Hulme indikatörü net bir şekilde gördüğünüz gibi kırmızıyı görüyoruz. Yani şunu diyebilirim. Ben burada açıkçası bir short işlemi açabilirim ve short işlemi şuralarda yani 2.19 dolar seviyelerinde kapatabilirim açıkçası. Çok fazla da uzağa gitmeme şartıyla. Hemen şöyle 1 saatlik zaman dilimine bakalım. Şimdi 1 saatlik zaman dilimde evet yukarı yönlü hareket gösteriyor ama arkadaşlar yukarı yönlü hareketler de çok fazla geçerliliğini sağlamıyor. Çünkü
Oynaklık çok az. Onu söylemek istiyorum. Yani yukarı yönlü hareket edecek, tekrar aşağı yönlü hareketler gelebilir. Bizim için önemli olan 4 saat ve 3 saatlik zaman dilimleri arkadaşlar. Şu an 4 saatlik zaman diliminde gördüğünüz gibi aşağı yönlü başını çevirmiş ve aşağı yönlü hareketlerine devam edebilir. Onu söylemek istiyorum. W formasyonu zaten ikili tepe formasyonunu teyit alıyor ve ikili tepe formasyonunda aşağı yönlü hareketlerin olacağını gösteriyor. Hemen şuradan bakalım hızlı bir şekilde. İkili tepe formasyonu. Aynen burada. Gördüğünüz gibi ikili tepe formasyonu 1 ve 2. tepe hemen 1. tepe 2. tepe ikili dip formasyonu da bu şekilde aynen gördüğünüz gibi tepe yani şu şekilde de olabilir arkadaşlar. 1. tepe 2. tepe ve aşağı yönlü hareket de olabilir. Aslında bu da bir ikili tepe formasyonudur. Aynen ikili tepe formasyonudur. Bu şekilde de ikili tepe formasyonunu yorumluyorlar birçok trader arkadaşlar. Artık bunun doğruluğu size kalmış. Ben bunu ikili tepe formasyonu olarak da görebiliyorum. İkili dip formasyonu olarak görebiliyorum. O yüzden birazcık sabır, birazcık bekleme, en azından 4 saatlik zaman diliminde Hulme indikatörünün yönünün aşağı yönlü olmasını beklediğim zaman, kırmızıya döndüğü zaman açıkçası bir short işlemi açılabilir. Bakın şu an 3 saatlik zaman diliminde de yavaş yavaş aşağı dönüyor ve 2 saatlik zaman diliminde net bir şekilde aşağı yönlü hareketini gösteriyor Hulme indikatörü. Yani en azından şuradaki destek tabanı 2.23'e kadar düşse bile arkadaşlar, hemen bakalım şuradan işleme girdik hadi. Aşağı yönlü 2.30 desek 5.47 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 dolarda 50 dolar kar realizasyonu yapabiliriz çok rahat bir şekilde. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumları izliyorum, takip ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Maillere de bakıyorum arkadaşlar. Mailleşmeyi de unutmayın. Abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.